Abicim. Abicim. Seninle geleceğim diye tutturdun ama... barda canın sıkılacak, biliyorsun değil mi? Sıkılmayacak abicim, sıkılmayacak. Taşlarımı aldım, taşlarımı. Abicim. Sen burada beni bekle. Uzaklaşma bir yere, tamam mı? Gözüm üzerinde olacak. Benim de. Açmayacaksın zannettim. Bir tuş mesafende olduğumu söyledikten sonra mı? İstanbul macerası nasıl gidiyor? Otele yerleştiniz mi? Evet, ben otele yerleştim Özgür. Miro ailesiyle kalır herhalde. Yani beni bıraktıktan sonra ne yaptığını bilmiyorum. Yolculuk nasıldı? Gereksiz uzun. Özledin mi? Yani buradaki aileni, Gülce'yi falan... Tahmin ettiğinden çok daha fazla. Hem de gittiğim andan beri. Gitmek bazen kendinde kalmaktır. Tadını çıkar. İçimizdeki şair coşmuş yine kaptan. Yani söyleyene değil, söyletene bak demişler. Seninle sabaha kadar konuşmak isterdim ama işe gitmem gerekiyor. Evet, benim de dinlenmem gerekiyor malum. Yarın büyük gün. Sana güveniyorum. İyi dinlen, tamam mı? Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Tabii canım, arayı bu kadar uzatmayalım. Ya en kötü ayaktayız zaten ya başında. Aa yok. Derneğin yemeği olmaz. Orada vazifeliyiz. Tamam. Görüşürüz. Oscar'lık performans vallahi baba. Çevren senin en duyarlı, en eğlenceli adam olduğunu falan zannediyor değil mi? Belki de öyledir. Senin derdin benimle gerçi. Ne istiyorsun? Kiminle başın dertte yine? Yok, akıllandım artık. Ki öyle bile olsa sana söylemem. Adi dövüşmüyorsun çünkü sen. Sırttan falan bıçak diyorsun. Ben kim neyi hak ediyorsa onu verdim. Sen oğlunu polise ispiyonladın be. Ne yapmamı bekliyorsun? Özür dileyip ayaklarına mı kapanayım? Üstelik bunu yapması gereken senken. Kardeşim ben öldürmedim. Ama ölümüne sebep oldun. Artık senin oğlun olmak istemiyorum. Yüzünü görmek, sesini duymak da istemiyorum. Sen benim için artık yoksun baba. Belki de hiç olmadın ki. Tamam o zaman. Gitmeden şu arabanın anahtarını ve kredi kartlarını alayım. Doğru ya. Nasıl unuturum? Al. Belki paranın her şeyi satın alamayacağını öğrenirsin. Başın sağ olsun bu arada. Bugün ikinci evladını da kaybettin. Telefonun sessizdeyse ayrı, değilse ayrı üzüleceğim. İyi değilim gece. Uf, neyin peşindesin Miro ya? Bu sefer de iyi niyetimi suistimal edersen seni asla affetmeyeceğim. Neyin var? K
konuşmaya ihtiyacım var. Yarın sınavım var diye yazıp yazmamayı çok düşündüm. Ama gerçekten senden başka hiçbir arkadaşım yok. Ne oldu ki? Babamla konuştum. Tamam. Kaldığım otelin önündeki parkta buluşalım. Beni de uyku tutmuyordu zaten. Ama sadece yarım saat. Kritik bir zamanda seni çağırdım. Ne oldu? Babamla tüm bağımızı kopardık. Aslında yeni bir şey değil. O benden çoktan vazgeçmişti. Neden ki? Yani bir sebebi olmak zorunda. Sonuçta baban. Niye kendi adımı değil de Miro'yu kullanıyorum biliyor musun? Emir, Emel ve İrfan, ilk geceleri, yani annemle babamın. Fark etmemişim. Erfan, kardeşimin adı. Emel ve İrfan'ın ikinci geceleri. Bir kardeşin olduğunu bilmiyordum. Artık yok. Ben 12 yaşındayken öldüm. Çok üzüldüm. Benim yüzümden. O yaz tekneyle Dalyan'a uğramıştık. Karettaları göreceğiz diye tutturduk. Her zaman açıktan girerdik denize. O gün kıyıya indik. Elfan'la ben 5 yaşındayken özel ders almıştık. O yüzden çok iyi yüzüyorduk. Elfan benden 3 yaş küçüktü. Ama annemle babam birlikte yüzmemizi sorun etmezdi. Beraber göl kenarına yürüdük. Sonra kıyıya kadar yüzdük. Sonra geri dönmeye karar verdik. Meğer girdiğimiz yer tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı yermiş. Yolu yarılayınca Elfan ben yoruldum abi dinleneceğim dedi. Kendini suyun üstünde bırakmasıyla da deniz onu yuttu. Bir bakıntı varmış. Baban da bu yüzden seni suçluyor değil mi? Belki de haklıdır. Bu gece beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Ne demek? Arkadaşlar böyle günler içindir.